En son kelebeğin animasyonlu olarak hareket etmesini sağlamıştık. Ama bir gecikme oluyor. Çünkü geçici bir çözüm. Hata oluşmaması için geçici bir çözüm uyguladık. Bir süre bekledikten sonra nerede yaptık onu? Şurada yazmamız gereken komutları, vardığında yazmamız gereken komutları bir süre bekledikten sonra uyguladık. Şimdi onu tam vaktinde uygulamaya çalışacağız. Nerede? Burada bir tane custom event oluşturarak onu uygulayacağız. Normal JavaScript'te eventler olduğu gibi kendi eventleri, sayfa yüklendiğinde, butona basıldığında, bir tuşa basıldığında gibi standart eventler olduğu gibi onların ne zaman olduklarını JavaScript kendi tetikliyor arka planda. Bunların yanında biz kendi olaylarımızı da özel olay olarak, özel event olarak yazabiliyoruz. Bu kelebeğin bir koordinata vardığında hareket işlemi tamamlandığında şu satıra geldiğinde bu koordinata vardığını ben biliyorum. Burada bir event tetiklersem kendi özel eventimi, o zaman onun o koordinata vardığını anlamış olurum. Yani bunun için araştıracağız. Önce şu Vage Schools'a bakalım. Bunun anahtar kelimesi söylediğimiz gibi custom event. Custom event olarak arayalım bakalım. Bize ne diyecek? Burada jQuery kullanmış. jQuery biz kullanmıyoruz. Hiçbir kütüphane kullanmıyoruz. Direkt JavaScript'in kendi komutlarıyla yapıyoruz. Tabii kütüphane kullanmak işleri çok daha kolaylaştırıyor. Çok daha uzun yazacağınız kodları daha satırda yazmanızı sağlıyor. Ama buradaki videonun amacı temel mantıkları, bu işler, yapılan işlerin temelde mantıksal olarak nasıl yapıldığını da aktarmaya çalışmak. Çünkü bir kütüphane kullanarak yapılan işlerde iş kolaylaştığı için orada yazılan kodda mantık görülmeyebilir. Mesela en son yaptığımız animasyondaki gibi. Burada en temel mantıkla bir döngü yaptık. Belli zamanlar bekleterek tek tek koordinatını bir piksel bir piksel arttırarak hareket ettirdik. Bu animasyonun çok temel bir mantığıdır. Ama çok gelişmiş kütüphaneler kullandıkça, çok gelişmiş kütüphaneler kullandıkça size çok fazla özellik verir. Bunların hiçbiri görülmez sizin. Bu mantıkların hiçbiri ön planda görülmez. Bunlar hep arka planda kalır. Öbür siteye geçeceğim. Şuraya yazıyorum. JavaScript custom event. Bunu biz daha önce de normal event'i de aynı şekilde kullanmıştık. Add event ile sınırlı bir nesneye bunu eklemiştik. Sonra event'in bir ID'si oluyordu. O event, bu ID'li event tetiklendiği zaman yanına eklediğimiz fonksiyon çalışıyordu. Burada da ne demiş? My custom event eşittir document create event. My custom event initial event. Document.dispatch event şeklinde event'in, yani şu şuraya yazacağımız komut bu. Bu event'i attachment edeceğiz. Olay sonlandığında fonksiyonun çalışmasını istediğimiz yerde
Player.js'de şu komutta event'in create edilip tetiklendiği yer. Bunu en güzel nerede create edersek olur? Bu event hareketle ilgili bir event ve bu hareket bittikten sonra artık bu eventle bir işim benim kalmayacak. Event tetiklenecek ve silinecek. O zaman ben şuraya ben bu event'e ne isim vermiştim? Object arrive. Şöyle diyeyim. Object arrive event diyeyim. Alt çizgiyle kullanacağım. Event. Bu değişkeni document.createEvent bir event oluşturdu. Bir event nesnesi oluşturup bu değişkeni atadım. Sonra bu nesne oluşturduğum için artık bu değişken o nesnenin özelliklerini taşıyor. O nesnenin içinde de initEvent diye bir initial, bizim hani başlangıçta kullandığımız kurulum, bir class'ın ilk yapılması gereken işleri olur, kurulumu olur. O tür işlerde kullandığımız bir benzer bir fonksiyonu varmış. Burada custom event dediği bizim eventimizin ismi ne olayı? Object arrived. Yani obje koordinata vardığında çalışacak olan event. Şu ikisinin ne olduğunu hakkında bilgi vermiş mi? Vermemiş. Şurada yeni bir anahtar kelime bulduk orada. Bakalım. Init event ile ilgili burada ne var? Bunlar standart eventler. HTML'in desteklediği eventler. Birçok şey var. Mesela arama olduğunda, seçildiğinde bir bunlar da formla ilgili, işte scroll hareket ettiğinde ekranın ekran büyütülüp küçüldüğünde mesela bir iş yapacaksınız. Mesela biz şu an şunu dinamik yapmadık, genişliğini. Şu ne her seferinde aynı ama mesela mobil bir uygulama için bunu yapsaydık ya da işte tablette çalışacak şekilde yapsaydık ne yapacaktık? Eğer window pencerenin genişliği küçültüldüğünde pencerenin genişliğinin kaç piksel olduğunu alıp o piksele göre tekrar hesaplayıp buradaki alanımı da ona göre tekrar oluşturup düzenleyebilirdim. Basitleştirmek için, daha basit olması için onu öyle bir özellikten vazgeçtik. Zaten bunu mobilde de, bunun son halinde mobil olarak yapmayacağız. Başka bir bilgi veriyorum. Mesela clipboard, copy, on copy, on cut, on error gibi. Properties var. Ben ne arıyordum? Şu ikinci init event. İkinci ve üçüncü parametrelerinin ne anlama geldiğini arıyorum. Query event. NetBeans'ın yardımından yararlanalım. Şu fonksiyonun üzerine gelip CTRL space'e bastığında o fonksiyonla ilgili bilgi veriyor. Parametrelerin ne anlama geldiğini. Birinci parametre bizim özel ismimizdi. İkinci ve üçüncü parametrelerle can bubble argument ve cancel error argument gibi iki farklı özellikten bahsediyor. İptal edilebilir. Bubble gösterisi
Bu özellikleri biz şu an kullanmayacağımız için standart true true olarak kalsın. Geriye bir değer döndürmüyormuş. Şunu kapatalım. Biz bunu nerede bulmuştuk? Şurada. Ne yaptık en son? Event'i oluşturduk. Artık bunu dispatch edebiliriz. Document.dispatch demiş. O zaman event'i eklerken bir nesneye ekliyorduk. Okurken de dispatch ederken de dokümana dispatch etmiş. Nesne koordinata vardı. Biraz açıklama yazabiliyorsak. Bakalım şurada yazmadığımız animasyon sonlandı. Şu neydi? Direction parametresi eksik girilmiş. Eksiklikle yanlış girilmiş. Neydi? Direction parametresinin up, down, right ya da left olması gerekiyordu. Eğer burada bir yanlışlık yaparsa, yanlış bir harf girerse şuraya girmeyeceği için program şu değişkenlerin içi boş kalacak ve şurada büyük bir hataya sebep olacak. Hem bu bunu yapamayacağı için hem buralar boş geleceği için. O yüzden buraya hiç girmemesini söyledik. Eğer öyle bir hata olursa. Evet, bunun kullanımı nasıldı? Şu şekilde. Player sürekli o animasyon klasında bir kere olup biteceği için her seferinde yeni bir tane oluşturdum. Şöyle bir şeye daha ihtiyacımız var. Şuraya not alalım. To-do. Bu animasyon klasını diğer canlılar için de kullanacağım için bu vardı dediğinde bunun hangi canlının vardığını da bana bildirmesi lazım. Bunun nasıl yapıldığını araştırıp buna ya geri dönüşte bir ID taşıyacak. Diyecek ki ben işte player için vardı. Player vardı ya da bug 1 vardı, bug 2 vardı diye. Varan objenin ID'sini geri taşıması gerekiyor. Diyelim. Daha sonra buna bakarız. Şurada ben ne yapacaktım? Initial'da yine window eklersem acaba window eklersem neydi benim event'in ismi? Custom. Burada alert test ya da
direkt şunun ismini alayım. Object array. Diyelim. Ne yaptı? Initial'da window onact'ta add event listener bir event ekledim. Object array diye. Ve bu fonksiyon çalıştığında object array diye bir mesaj kutusu oluşuyor. Yine işte bunun üzerine bakıp ctrl spaceland listener use capture şuna bakacaktım ama bir bilgi bulamadım. Bir test edelim ne olduğunu. Yazdığımız kod. Evet. Vardığında çalışıyor. Player için bir tane fonksiyon açalım. Koordinata vardığında diye player.onCoordinate eşittir function şunu da şuraya koyalım. OnCoordinate bir fonksiyon. Eğer parantez açıp kaparsam fonksiyonu çalıştırmış olurum burada. Ben onu çalıştırmıyorum. İçine bir fonksiyon atadım. Bir değişken olarak buraya koyuyorum. Bu olay gerçekleştiğinde bu değişkenin içerisindeki fonksiyonu kendi kolunu çalıştıracak. Burada tabi sürekli kullanacağımız için burada bir kere sürekli her zaman dinlemesi için yukarıda bir fonksiyonda bunu ekledik. Tekrar tekrar ekleyip silmek gerekmesin diye. Koordinatı çalıştırdı. Bu da burayı çalıştıracak. Şimdi yapmam gereken şey şu komutun içeriğini şurada çalıştırmam. Ama şu değişken benim içeride tuttuğum bir değişken. Şurası çalıştığında artık böyle bir fonksiyon olmayacağı için bu değişkenin değeri de kaybolmuş olacak. Değeri kaybolacak. Bunun için şöyle bir çözüm uygulayabiliriz. Eğer ki şu fonksiyon çalışmışsa, son noktaya gelmişse player nokta temp x eşittir 0 yani geçici x, y diye iki değişken daha açıyorum. Şu an benim aklıma gelen ilk çözüm. Ne yapacağım? Burada şu komutu şurada uygulamam gerekiyor. Player x hiç kaybolmayan bir değişken. Aynı şekilde temp x de kaybolmayan bir değişken. Ama toX kaybolacak. Animasyon başlatıldıktan sonra toX kaybolacak. Tabii şunu da yapmayacağım. IsMoving 0'ı da yapmayacağım. Çünkü IsMoving 0 animasyonun bittiğini söylüyordu. Koordinatları güncelle.
burası. Yaptığım şey animasyon başladığında objenin gideceği x ve y koordinatını temp bir değişkene atıyorum. Böylece koordinata vardı dediğinde biliyorum ki bu temp'teki koordinatlara vardı. Şurada bakın. Bunu bulamadı çünkü bu burada yok olacak. Animasyon başladığında bu değişken yok olacak ama temp'e atadığımız için temp her zaman devam edecek var olmaya. Şimdi tekrar çalıştırıyorum programı. Şimdi basılı tuttuğumda duraksamı yok denecek kadar az. Yani dümdüz ilerliyormuş gibi görünüyor kelebek. Çünkü koordinata vardığı anda tetikleniyor event sayesinde ve hemen bize diyor ki tamam diyor, koordinata vardı, artık hareket etmiyor. Ben de ok tuşuna basılı tuttuğum için hemen tekrar çalışıyor ve bakıyor ki hareket etmiyor. Çok küçük bir duraksama, değil mi? Gözde bir duraksama oluyor yine gibi. Ama sanki düz gidiyor gibi, düz bir çizgide de gidiyor. Basılı tutmama rağmen hiçbir kayma, koordinatlarda kayma olmuyor. O hata da yok. Evet. Bu şekilde doğru kullanım buydu. Biz geçici çözüm üretmiştik. Olan buydu. Şimdi koordinata geldiğinde tuzak olabilir. Koordinata geldiğinde anahtar alınabilir. Başka bir canlı ile kesişebilir. Kapının önüne gelmiş olabilir. Anahtar var ise kapı açılacak. Şimdilik aklıma gelenler bu. Şunu da ihtiyacımız olacak. Onu da yapalım. Hazır. Şu eventle ilgili çalışıyorken eventle ilgili her şeyi tamamlayalım. Şurada dispatch event parametre taşımak istiyorum ben bir de. Parametre taşıyacağım. Dispatch diyeni create event'te. JavaScript create event parametre. Arama yerine JavaScript custom event yazdım. Çıkan sonuçlardan şöyle birkaç tane açtım. İkinci açtığımda şöyle bir kullanım gördüm. Aynı bizim oluşturduğumuz gibi oluşturduktan sonra bu nesneye, nerede bizim animate? Şurada oluşturuyoruz. Nesne nesne nokta herhangi bir şey, custom parametre. Biz de ne diyeceğiz buna? Object id diyelim ve hangi element
Hangi element hareket ettiriliyorsa o elementin ID'sini object ID diye bir parametreyle geri gönderelim. Sonra dispatch event dediğimiz zaman şu an burada o yok ama kullanımı da bakalım şurada. Mesela listen to k. Daha önce kullandığımız normal JavaScript'in eventlerinde fonksiyona e ya da e event diye bir değişken, bir parametre konuluyor. O eventten gelen bilgileri taşıyan değişken. Biz de yeni yaptığımız bu player on core'a e diye bir değişken koyacağız. Daha sonra bu gönderdiğimiz parametreyi bu e'nin içinde arayacağız. Ondan önce şunu ben almak istiyorum. Player. Benim elementim şuydu. Ben bu elementte div'in ID'sinin içeriğini almak istiyorum. Şunlara ihtiyacım kalmadı. Açtım öyle hepsini. Kullanımlarına bakmak için. Şurada burasını bir hareket ettiğinde alert yazarsam event nokta biz ne yapmıştık? Map'te ID nasıl vermiştik? Set attribute'la bakalım onun get attribute olanı var mı? Böyle bir kullanım var mı? Get attribute. JavaScript get attribute. Ton.get attribute. Parametre. Bizim yapacağımızda ID'yi eklediğimiz gibi get attribute ID diyeceğiz. İki parantez açıyorum. Çünkü bir tanesi get attribute kaputu. G büyük değil tabi. Küçük olacak. Şunu çalıştırayım. Hareket edeyim. Player veriyor mu? Evet. Ne yapıyor? Şu elementin içine gelen tag'in ID'si varsa o ID'yi döndürüyor. Ben de bu ID'yi event'imin object ID bölümüne, object ID'sine ekleyeceğim. Böylece hangi objenin vardığını dinlerken anlayacağım. Çünkü bu sürekli dinlediği için bu harita üzerine bir böcek koyup o böceği de bu fonksiyonla hareket ettirdiğimizde o böcek vardığında bir yere yine bu fonksiyon çalışacak. Şurada yazalım şimdi. Alert. E nokta object ID diyelim. Bakalım öyle bir kullanım var mı? Evet. Böylece burası da sadece player için olduğu için eğer e nokta object ID eşitse player'sa ben anlıyorum ki player için player varmış ve player için gereken kodları çalıştırıyorum. Evet. Böylece custom event'le bir değişken, bir parametrede
kullanacağımız yere iletmiş olduk. Bu da yazılımda her alanda çok kullanılan bir şey. En basit şekliyle de bu. Şu şekilde bildiğinizde hemen hemen birçok işi yaparsınız. Tabi tek parametre değil. Bunu custom event altına yazıp nokta deyip başka parametreler de gönderebilirsiniz. Aynı şekilde bu event'in kullanımı diğer programlama dillerinde de benzer. Mesela sintaks olarak olmasa da, yazım şekli olarak olmasa da, kullanıldığı yerlere ihtiyacınız olduğunda bizim yaptığımız gibi, araştırdığımız gibi siz de araştırıp hangi programlama dilini kullanıyorsanız onun için kullanabilirsiniz. Evet, şimdi artık ne yapalım mesela? Tuzak. Şurada bakalım. Önce şu şeyleri yapalım. Tuzak olabilir. Evet. Ne yapacak? Nesnem bir şeyin üzerine geldiğinde, eğer orada bir tuzak varsa, o tuzaktan bir hasar alacak ve tuzak görünür olacak. Tuzağın görünür olması ile ilgili komutlar map klasımızın işi. Tuzağın görünür olması ile ilgili komutlar map klasımızın işi. Ne kadar hasar vereceği, görünür olacağı gibi komutlar. Şöyle yapalım. Map klasımıza bir tane fonksiyon açalım. Zaten var bir fonksiyonumuz. Daha önce yazmışız. OnPlayer Event Coordinate. Şunu düşünüyorum. Şimdi bunu player için yazmışız özel olarak. Bir böcek diğer canlılar tuzağa düşsün mü? Ya da diğer canlı anahtarı alsın mı? O ikisi olmayacak. Anahtarı almayacak. Tuzağa da düşmeyecek. Başka bir canlı ile kesişmesi zaten bizim kesişmemiz önemli. Diğer iki canlının birbiriyle kesişmesi önemli değil. Kapının önüne gelmiş olabilir. Bu özellik de diğer canlıları ilgilendirmiyor. O zaman sadece bu işler player'ı ilgilendireceği için bunun isminin player olmasında bir sakınca yok. Ne demişiz? Player şu koordinata vardı. Şimdi player o koordinata vardıysa öncelikli olarak benim o koordinattaki item property objesinin orada ne olduğunu bilmem için o koordinata vardı. Orada ne var? Onu bilmem için onun item property objesini alırsam ona göre yapmam gerekeni yaparım. Şuradan yazalım. Neydi o? Map get item property from coordinate. Koordinatı da bana verilen koordinat. Burada bu şekilde yazacağım. Sonra bir obje return edeceğim. Burada bazı olaylar olacak map üzerinde. Bazı olaylar olacak. Sonra bu bilgileri bir objeye koyup return edeceğim. Bu bilgilerin içerisinde ne olacak mesela? Bulunduğun koordinatta bir hasar aldın gibi. Niye hasar aldın bilgisini geri döndürüyor? Ne kadar hasar aldın bilgisini? Çünkü oyuncunun hayatıyla ilgili bilgiler oyuncu klasının içerisinde ve buna bir değişiklik olması gerekiyor o hasarla ilgili. Map ile ilgili işleri burada yaptıktan sonra diğer işleri yapmak için bir bilgi geri döndüreceğim. Map'ten player.life'a ulaşabilirim şu an. Global bir değişken ama ulaşırsam karışıklık olduğu için
diğer yerlerden ulaşmam doğru değil. Map genel bir class, her yerden kullandığımız bir class olduğu için, her yerden işlem yaptığımız için map'e diğer yerlerden ulaşıyorum. Mesela animate de bir alt class. Animate'e canlıların içerisinden ulaşıyorum. Hareket etmesi gereken canlıların içerisinden ulaşıyorum. Ama animate class'ın içerisinden player'a ya da bir bug'a ulaşmam doğru değil. Onlarla ilgili bir bilgi almam gerekiyorsa parametreyle alıyorum. Bir bilgi göndermem gerekirse de return'e gönderiyorum. Ya da burada yaptığımız gibi event'e parametreyi attach edip gönderiyorum. Ne yaptım? Item property'sini aldım. Değil mi? Şuna bakayım. Previous. Item property'sini aldım. Eğer hiçbir şey yoksa item property 0 olacaktı. Burada da eğer item property eşittir 0 ise demek ki geldiğimiz koordinatta hiçbir şey yok. 0'a eşit değilse işlem yapacağız. Switch diyorum. Item probe nokta item probe'da neye ihtiyacım var benim? Tipe type. Burada case tipi eğer ki trapse bazı işler yapacağız. Başka bir şeyse mesela case bir iş yapacağız. Başka ne vardı? Player'da bakalım. Başka bir canlıyla kesişebilir. O canlının bilgisi map class'ın içinde değil. O canlıyla ilgili bilgileri başka bir yerde yapmamız gerekecek. Zamanı geldiğinde onu düşünürüz. Kapının önüne gelmiş olabilir. Ve anahtar verirse kapı açılacak. Evet, bir de o var. Ona da case use key diyelim şimdilik. Anahtarı kullanmam gereken yere gelmişim. Break ile sonlandırıyorduk kodu case'in içerisinde. Şunun şöyle bir kullanımı da var. Break'in mesela aynı komutu birden fazla şey için veri parametre değeri için yapmam gerektiğinde atıyorum mesela alert diyelim hasar almasını hem trap hem de case mesela diken de var atıyorum böyle alt alta iki tane de kullanabiliyoruz hem trap hem diken için bu geçerli break. Şu ikisi için de geçerli. Bunun altına break yazınca bunun için ayrı, alttaki için ayrı olmuş oluyor. Böyle bir kullanımı da var. Hatta burada dursun bu. Diken diye bir şey yok ama örnek dosyayı indirdiğinizde hani gözümüzün önünde olur, bilgimiz olur. İhtiyaç olursa böyle bir kullanım da var. Şimdi silersem unutulabilir. Diken diye de zaten bir şey biz kullanmayız. Peki şuradan bakalım.
hasar ne kadar hasar alacak? Damage 40'mış. Hasar artı diyeyim. Item prop nokta damage 2 nokta boşluk derse alertte bana damage, yediğim damage'i söyler. Tabii bu fonksiyonu çağırırsak ve en aşağıya da return 0 diyelim şimdilik. Şöyle diyelim. Else'yi de yapacağız. Şunun içerisinde eğer bu player'sa map nokta player'ın bulunduğu koordinat. Tabii şunları buraya yazarsak ve şunun üstüne yazarsak bir önceki koordinatlar olmuş olur. Bunu şu alta yazacağız. Ve var return object diyeceğim. Bakalım. Ama tabii neydi bu? Trap'in içine girerse alert çıkacaktı. Map'te öyle mi yazdık? Trap'in içine girerse damage'i alert edecekti. Bakalım trap'i nasıl bulacağız? Seçilebiliyordu ekran. Geçen onu keşfettik. Seçtiğimizde mesela boş olan bir yer seçiliyorsa orada trap var demektir. Oyun tamamlandığında CTRL'a diyelim. Oyun tamamlandığında tabii onu iptal ederiz. Şurada da trap var. Şurada. Şurası trap'li. Bakalım. Gidelim bakalım oraya. Evet. 40 hasar almamız gerekiyor şurada. Tamam. Güzel şekilde çalışıyor kodumuz. Şimdi olması gerekenleri yapalım. 40 hasar şurada var return object eşittir. Bir return object olacak benim. Sonra return object trap'e girdiyse nokta return object'e damage ekliyorum. Eğer yoksa öyle bir şey damage olmaz. Ve şuraya girdiği zaman key ekleyeceğim. Return object'e. Sonra da bunu return edeceğim. Return ettiğim için else demeye de gerek yok. Return'ı farklı iki yerde de kullanmam gerekebilir diye. Eğer hiçbir işlem yapmazsa farklı bir return döndüreyim diye. Ama gerek yok ona. Şimdi neye ihtiyacım var? Üzerine geldiğim zaman trap'in pasif resmi görünecekti. Aynı şeye elmalarda ve çiçeklerde de ihtiyacım var. Üzerine gelindikleri zaman pasif resme görünecek. Onun için bir fonksiyon yazalım. Map nokta change item image eşittir function. Bunun için de hangi bilgiyi versem değiştirmek için
koordinat verebilirim. Ya da ID verebilirim. Objenin property, objede bir değişiklik olmayacak burada. Elmada olacak. Yendiği zaman food value'su değişecek. Sadece resmini ben değiştirmek istiyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Benim bunu kullanacağım iki yer var şu anda. Bir elma ve çiçek değiştirirken, bir de trap'i değiştirirken, trap'in imajını değiştirirken. Anahtarda objeyi sileceğiz tamamen. Onda bir imaj değişikliği yok. Kapıda da objeyi sileceğiz. Sadece kapı açılmış olacak. Oraya gidilebilir hale gelecek. İki yerde kullanacağım. Bu iki yerde de şimdi burada kullandığım zaman benim elimde zaten item property var. Item property'den ben element'i, ID'sini, type'ını, her şeyini biliyorum zaten. Hatta pasif imajını da biliyorum. O zaman ben parametre olarak element ve image pad'i versem, change item image şu elementteki nesnenin resmini şu yap dersem, ve bu hem elma ve çiçek için hem de trap için benim işimi görecek gibi görünüyor. Daha önce resimde değişiklik yapmıştık. Nerede? Player'da yapmıştık onu. Hemen oradan kodumuza bakalım. Ne yapmıştık elementin içinde? Şimdi kopyalayayım ben. Şuraya geleyim. Tekrar level'a. Map'e, pardon. Ne demiştik? Element. Player'la zaten objelerin elementi benzer. Div ile başlıyor. İçinde bir image tag'i var. İçindeki tek bir alt. Children 0'da. Bir image tag'i var. Set attribute, src ve resim. Resim şu olacak zaten. Element'te şurada olan şey. Buraya bir şey yazalım. Veriler boş bırakılmaması gerekiyor bu ikisinde. Eğer boş bırakılırsa, olmayan bir resmi eklersek imaja hata olur. Ya da element olmazsa hata verir. Onun için de if eğer ünlem eşittir image pet doluysa ve v'yi nasıl yapıyorduk? Şu şekilde. Bu if'in kullanımı yine birçok programlama dilinde aynı. Ve veya burada başka bir koşul yanına yazacağız şimdi. Element eşit değil null diyelim. Boş olmaması gerekiyor. Bu şekilde yan yana daha da uzatabiliriz. Veya şu olsun. Yani şu iki koşul olsun veya şu koşul olsun veya şu iki koşul olsun diye uzatabiliriz. Ya da parantez kullanabiliriz. Parantez içinde önce şu parantezin içi olsun,
Sonra şu parantezi mesela şu veya şu olsun, şu veya şundan biri olsun. Yine parantez içinde şu veya şundan biri olsun. And ile de onun ikisinin ikisinden de birer tane olması gerekiyor gibi daha karmaşık koşullar oluşturabilirsiniz ihtiyaç olursa. Burada tek satır kullanabiliyorduk. Tek satır olduğunda şunu işareti kullanmadan yapabiliyorduk. Kullanacağım yer neresi? Return objeye ekledim. Alacağım hasarı. Artık o hasar geri dönecek ve ben onu işleyeceğim için burada item prop nokta şunlar nedir? Benim kullanacağım element ve item prop nokta passive wash kullanacağım. Şurada burada alert var mı? Yok. Şurada var mı? Şunun çalışıp çalışmadığını, şuraya girip girmediğini öğrensem. Bir de şunun gelip gelmediğini öğrensem. Şimdilik yeter. Player'da kodumuz ne kadar? Player'da da o fonksiyon zaten çalışıyordu. Bakalım başka track bulalım. CTRL-A diyeyim. Şurada bir tane var. Daha yakın var mı? Daha yakın yok. Şurada var. Oraya gidelim. Hiçbir şey olmadı. Hata oldu mu bakalım. Hata bulundu. Map. Şu alert gelmedi. Şuraya bir alert koyacağım. Şunu mu yanlış yazdım diye. Bir de şuraya bir alert koyacağım. Şurada da şu elementi yazacağım. Bakalım element var mı diye. Tabii ben alertlerle çalışıyorum. Ama tarayıcı da bu şekilde, JavaScript'te bu şekilde geliştirirken kodumuzu normal gelişmiş programlama dillerinde de breakpointler seçerek işte hata olabilecek yerleri seçip adım adım step step çalıştırarak değişkenlerin içine ne geliyor, nerede kalıyor, nerede hata alıyor daha kullanışlı şekilde debug yapabilirsiniz. O desteği var. Bakayım şimdi. Şurada var. Şu elmanın yanında. Evet. Bir tane div element. Demek ki o nesnenin div elementi var. İkinci olarak track passive png gönderdiğimiz parametreler doğru. Şurada bir hatam var. Büyük ihtimal şu element
kabul değilse element doluysa geç şeklinde de kullanımı var. If'in içerisinde sadece değişkeni yazarsak olumluysa içinde boolean değişkense bir true arıyor. Eğer başka bir değişkense doluysa geçiyor. Eğer nullsa, undefinedsa, boşsa gibi değerlerdeyse geçmiyor. Tersini yapmak için de başına ünlem koyuyorduk. Boşsa geçiyor. Doluysa geçmiyor şeklinde. Şimdi ben burada orada bir hata yapmışım. Ama ondan mı tam da emin değilim. Şurada başka nerede trap var? Şurada. Bu arada o kadar tekrar etmemize rağmen haritada bir tane trap oluyor. Şuraya da giriyor. Şuna girmiyor. Şunu sileceğim. Eşit değilse. Şu yaptığımıza bak. Bu buna eşit. Zaten bu böyle bir şey yok ki. Boş diyecektik. Ya da null diyecektik. Ya da şöyle diyelim. Doluysa. Orada yaptığımız bu if'in içine hiçbir zaman girmez. Bunun içine ne koyarsak koyalım. Zaten bunun içine koyduğumuzda eşit olacağı için neyse bir daha çalıştırayım. Şurada. Ne oldu? İmaj oldu. Oldu şimdi. Burada trap'e düştük. Resimde değişti. Kendisiyle aynı mı? Kendisine eşitlemişiz. Başka nerede alert koymuştuk? Şurada koyduk. Şunu da silelim. Şu trapleri çok az oluyor. Bunu arttıralım. Level'daydı o. Create wall. Burada trap. 3 tane trap ekliyorum. 6 kere deniyorum bunu. 20 kere denesin. Bana 3 tane bu ekleyebilecek mi? 1 2 20 kere de bile 2 tane ekleyebildi. Bir, iki, çok önemliyse trap tabii onu üste alırız. Üste aldığımız zaman daha kolay ekler. Daha kolay ekler. Bir,
bakalım şunu. Şu üstte alalım. Bir sürü nesne ekledikten sonra bunu eklemeye çalıştığımız zaman. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Başka. Bir, iki. Yine iki tane olmuş. Bir, iki. Yenileyelim bakalım. Bir, iki. En az iki tane olsun. Ki çok da fazla denedik. Şunu 5 yapayım. Nasıl olsa hepsini ekleyemiyorum. 1 2 3 Şöyle bir şey yapacağım. Kaynağı görüntüle. Şeyden şüphelendim. Şu try time düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onu biz test ettik mi? Etmedik mi? Şu an 100 yaptığım için 154 tane nesne eklemiş burada. 154 tane nesne eklemiş. 3 kere deniyor her nesneyi eklemek için. Bakacağım tekrar. 154 nesne. Şimdi kaç nesne eklemiş? 150. 150 nesne eklemiş. 4 tane zafiyet var. Daha fazla da ekleyebilir. Daha az da ekleyebilir. Şimdi kaç eklemiş? 155. Şimdi ben bu bakalım try time'ı deneme süresini 3 yerine 100 yaparsam ekranın doluluk oranı ne olacak? Çok daha fazla nesnenin eklenmesi gerekiyor. ...155. ...149. Hiçbir değişiklik olmadı. Bakalım ona. Status map at... ...para... Status eşittir 1. Tabi eklendiyse break yapıyor. Eklendiyse break edip çıkıyor. Şey olabilir mi acaba? Hepsi eklendiği için. Mesela try time'ı 1 yapayım. 1 yaparsa ya hiç bir kere deneyeceği için. Acaba 152. 3-4 nesne kayıp oldu. 158 7-6 6 nesne fark ediyor. Nasıl anlarım onu? Nasıl anlarım onu? Şuraya 3 yazacağım. Şu koduma şöyle bir şey yapacağım. Eğer ilk denemede eklenmemişse
ikinci, üçüncü denemeye geçmişse bunu bana söylesin alakle. Bir nesne eklemeye çalıştım, onu ekleyemedim. İkinci kere deniyorum, üçüncü kere deniyorum gibi bir şey söylesin. Hatta şunun içine yazalım onu. Eğer i büyükse sıfırdan alert i artı bir, i sıfırdan başlayıp ikiye kadar devam ettiği için i artı bir 2 1 0 1 2 3 oluyor. 0'dan büyükse 1 ise 2 ya da 3. İkinci ve üçüncü denemelerde artı nokta denemede eklendi diyecek. Bakayım. Olmuyor. İkinci hiç ikinci denemeye geçmiyor. Evet, biz bunu herhalde test etmemişiz. Çok doğru yazmışız gibi görünüyor. Test etmediğimiz için. Deniyor. O yüzden trap 100 de yazsak orada hiçbir şey olmamış gibi bir tane ya da iki tane ekliyor. Bakalım. Alert. Alert. Try time. Try time geliyor mu? Tabii bu programı kilitleyecek. Çünkü bu bir sürü nesne eklemeye çalışıyor. Bir sürü nesne eklemeye çalıştığım için burada alert yapınca bu belki 150 kere bu dönüyor bu komut. Şuraya bakacağım. Şu return 0 eklenmediği zaman nasıl anlıyor onu ekleyip eklenmemesi gerektiğini. Item ID from coordinate. Koordinat veriyor. Bunun item ID'sini istiyor. Eğer sıfırsa orası boş olduğu anlamına geliyor. Şuna bakalım. CTRL'ye basıp link gibi üzerine tıklıyorum. Bu nereden alıyor? Eğer büyükse sıfırdan yoksa sıfırı döndürüyor. ID'yi ya da sıfırı döndürür. Zaten bunu biz birçok yerde de kullandık. Şurada alert eklenemedi. Eklenemedi. Eklenemeyen bir sürü nesne var. Eklenemeyen bir sürü nesne var. Sıfır dönüyor. Peki o sıfır şuraya geliyor mu? If status eşittir sıfırsa alert eklenemedi. Sıfır dönüyor. Oraya da geliyor. Oraya da geliyor. Sıfır dönüyor. Eklenemedi. Sıfırsa buraya girmez.
Girmezse tekrar döner. İyi artar ve... Peki. Eklenemedi. Eklenemediğine ben artı iyi demek istiyorum. Böylece şeyi öğrenin. Hep iyi bir sonrakine geçiyor mu eklenemedi? Eklenemeyen de. Eklenemedi 0. Eklenemedi 1. Eklenemedi 2. Ha. Sanki şey gibi. Tabii bu aynı koordinatlar deniyor. Tabii koordinat bir daha değişmiyor ki. Biz buna bu koordinatı gönderiyoruz. Bir tane koordinat. Burada aynı koordinatta 3 kere eklemeye çalışıyoruz. Burada bir mantık hatası var. Bir daha başka bir koordinat ne yaptığını denemiyoruz. O yüzden bu. Evet. Ne yapacağız? Çözümün bir tanesi x ve y koordinatını burada random bir değer üretmek. Böylece her döndüğünde farklı değeri burada üretmiş oluruz. Birinci şey o. Öyle yapabiliriz. Try. Add'i zaten sadece random için kullandık. Ya da bir aralık verip ona ihtiyacımız olur mu? Mesela sadece şu alana random, şu alana ekle. Yoksa standart hep bütün haritada random mı eklesin? Bir alana eklemeye ihtiyaç yok bizim. Bütün random her yere eklese olur. Evet, bu program kodumuz çalışmıyormuş. Biz de orada çalışıyor gibi değer değiştiriyoruz. Şu kodu kopyalıyorum. Gelelim map'e. Ne yapıyor? Eklemeye çalışıyor. Eğer ekleyemezse şöyle yazıyor. Else demek status 0 demek zaten. Ekleyemezse x eşittir x coordinate bunu tabi kat yapmayacağız burada. Kat yapmadan y'de bu şekilde burada eksik yazmışız. Ne diyeceğiz? Eğer eklenememiş ise farklı bir koordinat dene. Farklı bir koordinat denemesi için buraya bir kod ekleyeceğiz. O zaman şu komutumuz çalışması gerekiyor şimdi bakalım. İkinci denemede eklendi. İkinci denemede eklendi. Üçüncü denemede eklendi. Gibi. Bazı nesneler ikinci ve üçüncü denemede eklendi.
3, 6, 7, 8, 9. Şimdi daha fazla nesne oldu. Evet. Burada bir hata yapmışız. Tamam, düzelttik hatamızı. Tekrar gelelim map'e. Niye biz o hatayı nasıl tespit etmiştik? Level'da şu 6 kere deniyorduk bunu. Şunu alerti temizledik mi? Temizlemedik. Şu alerte ihtiyacımız yok artık. Bakalım, inceleyelim. Kaç tane nesne eklemiş? (167). 150'lerde 150-155 arasıydı daha önce. Şimdi artık hep 167. Tabii 3 kere eklemeye çalıştığı için çok az bir kayıp veriyor. 3 kere eklemeye çalıştığından dolayı. Trap'lerde 3, 4 tabii. O 5'i azaltalım. Artık ekleme yapabildiği için trap'i 5 yerine yine 3. Hadi 4 olsun en fazla. Çok da trap olmasın ortalıkta. Evet. Biz ne yazıyorduk? Trap ile ilgili olan kısmı yazıyorduk biz. Ona geri dönelim hemen. Orada da sanırım bir hatayla karşılaşmıştık. Map'in içerisinde. Trap. En son resmi değiştirme komutu yazmışız. Bakalım trap nerede var? Şurada var. Şuraya gidelim. Üzerine geldi. Bir resim değişiyor. Return obje'ye damage eklemişiz. Return obje'yi de döndürmüşüz. Sonra yapmamız gereken şey player'ın içerisinde alert turnObject nokta damage artı kadar hasar aldı. Bakalım. Şurada var. Oldu. Hasar almadık. Bir sürü de hata çıkmış. Return obje'nin olmadığını söylüyor. Çünkü burada onu oluştururken başına alt çizgi koymamışız. Şurada var. Her seferinde hasar aldığını söylüyor. Niye? Çünkü her hareket bitince bu komut çalışıyor. Eğer return objede bir hasar değeri gelmişse bu olacak. Eğer şu değer doluysa bir hasar aldım diyecek bana. Değil mi? Bakalım, şurada var. 40 kadar hasar aldı. Şimdiye kadar yazdığımız kodlara biraz açıklama eklemeye çalışalım ve
bu bölümü sonlandıralım. Şurada return object. Ulaşılan koordinatta meydana gelen olayların sonucu. Moving 0 bu neyle ilgiliydi? Oyuncu tekrar hareket etmeye hazır. Bu eğer yeni koordinatta bir hasar alınmış ise ne yazdık en son? Ne yaptık? Oyuncunun gideceği konum. Buna artık ihtiyacım yok. Bu ne? Oyuncu hareket halinde. Hareket tuşlarını pasif yap. Pasif yap. Bu bizim zaten hareket animasyonumuzdu. Bu oyuncunun ulaşacağı koordinatları ulaştığında konum değişkenlerini güncellemek için hafızada tut. Bunları yazdık. Şunları yazdık. Var olan hocanın adresinin geri taşınması gerekiyor. Bunu yaptık. Koordinata vardı. Bunları zaten açıklama yazmışız. Play'le ilgili bir de map bir şey yazdık. Oyuncu koordinata vardığında olacak işler. Varılan koordinatta ki nesnenin bilgilerini al. Koordinat boş değilse evet, yeterli. Hemen önümde bir trap var. Hasar aldım. Evet. Artık o trap görünüyor. Başka var mı? Bir tane de şurada var. Oraya da gidelim. Evet, 40 hasarı aldım. 100 canımız olduğunu ve hareket ederken de canımızın azaldığını varsayarsak 80 hasar veya yüksek bir hasar. Evet, bu bölümü bu kadar. Kodun son halini SourceForceNet projenin sayfasında yayınladığımız SourceForceNet linkinde bu 10. video sonunda P10 yazan Source bu 10. videodaki şu anki ulaştığımız noktanın kaynak kodu. Oradan indirebilirsiniz.